Yargıyı bir kenara bırakılırsak siyaseten böylesine bir sıcak günde dün biliyorsunuz Ahlatlıbel'de gerçekleşen zirve yeri bile belli değildi başta. Sonra öğrenildi, oraya gidildi, görüntülendi, el sallandı, gülümsendi. Sonra ayrıldılar Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu, hatta Sayın İmamoğlu bizzat uğurladı Ahlatlıbel'de. Ne anlatır bu durum? Kulislerde işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın İmamoğlu'na bir taslak proje haline getirin, değişimden ne anladığınızı, ne talep ettiğinizi, kadronuzla birlikte ne beklediğinizi, bunu bir proje haline, bir dosya haline getirin, bir geçiş dönemi mi öngörüyorsunuz, ne öngörüyorsunuz, size göre çözüm nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bu değişim nasıl sağlanmalıdır, net ortaya koyalım manzarayı ve bana bunu sunun dediği iddia ediliyor. Bunun dışında Ertan Aksoy'un aldığı bir bilgi var mı ya da izlenimler ne anlatıyor, nasıl bir döneme işaret ediyor CHP'de? Şöyle, yani bende bir ekstra bilgi yok. Bu düşen kulis, daha doğrusu süreci yorumlayacak olursak burada bir izninizle başlamadan önce bir başka bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Buyurun. Aslında siyasetin olduğu her yerde müzakere, tartışma olması kendi içinde doğal. Hatta bir tarafıyla ihtiyaç, gereklilik. Ama maalesef ki CHP dışında diğer partilerde çok fazla buna rastlamadığımız için toplumun genelinde sanki bir anomaliden bahsediyormuş gibi oluyor. Yani olmasının sıra dışı olduğu bir durum varmış gibi görülüyor. Oysa ki öyle değil. Siyasetin doğasında zaten müzakere, tartışma, anlaşamama, uzlaşma, ikna etme, bunların hepsi mevcut olması gerekiyor. Bu CHP'de sıklıkla görülüyor açıkçası. Ve bana göre bu tür müzakerelerin sonuçları genelde olumlu olur. Yani bir tek bakış açısı, tek bir görüş hakim olup tek bir karar mekanizması olmadığı için bu tür müzakere süreçleri genel itibariyle olumlu biter. Bugün iktidarın içinde bulunduğu temel sorunlardan bir tanesi bu. Bir müzakere edecek bir mekanizması yok. Bir tek bir karar merci var, ona bağlı birkaç çemberler var. Bu çemberler içerisinde alınan kararlar ve bunların ülke yönetiminde yarattığı büyük olumsuz sonuçlar söz konusu. Muhalefette ise çok anlaşılır bir şekilde bir müzakere süreci başlamış durumda. Çünkü eğer bir siyaset sonuç alma sanatı, tek başına sonuç alamadıysanız gözden geçirmeniz gereken birçok şeyin olduğu anlamına gelir. Bunun ne olacağı, boyutları, değişimden neyi kastedildiği siyasilerin karar vereceği başlıklar. Ama bir gözden geçirme sürecinin ihtiyaç olduğunu çok net ifade edebiliriz. Bu sonucu yaratan sebepler doğru tartışılmaz, anlaşılmazsa bir sonraki seçimde de aynı sorunlarla karşılaşabilirler. Örneğin herkesin üzerine mutabık kaldığı bir durum şu: kara propaganda yapıldı seçim süreci boyunca. Bence de yapıldı. Ama bunun etkisini, boyutunu doğru anlamazsa muhalefet bloğu, peki yerel seçimde yine aynısıyla karşılaşırsa ne yapacak? Tabii. Yeniden şaşırmakla mı kalacak, yoksa buna dair bir plan, bir strateji hazırlığıyla mı bu sürece girecek? Dolayısıyla lehte ve aleyhte bütün süreçlerin tartışılması, değerlendirilmesi son derece olağan ve gerekli, hatta yararlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kurultay takviminde geleceğe dair bir tahmin sorusu sorayım. Çoklu aday görme ihtimalini yüksek görüyor mu Ertan Aksoy? Çoklu aday olma ihtimali hala anlamlı ihtimallerden biri diye düşünüyorum. Buradaki bence asıl belirleyici olan şey şu: görünen o ki yaz ortasında mahalle seçimleri başlayacak, mahalle delegasyonları seçim başlayacak. Bu anlamda yine bir hak teslimi yapmak isterim. Yani mahallelerde sandık koyup mahalle yönetimlerini belirleyen bildiğim kadarıyla yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi var. Dolayısıyla bu demokratik bir kültür. Bunun da hakkını vermek lazım ki o mahalledeki seçimler bile bazen çok çetin geçebiliyor. Yani bir başka partinin büyük kurultayından daha tartışmalı bir mahalle seçimine denk gelebilirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu iyi bir şey, o anlamda söylüyorum. Sağlıklı olduğu için söylüyorum. Sonbahara kadar ilçe ve il kongreleri bitecek gibi görünüyor. Büyük kurultayı ne zaman olur derseniz, ona dair kesinleşmiş bir fikrim veya düşüncem yok açıkçası. Yani seçimden sonraya bırakılması da az bir ihtimal değil bence.
Peki. Ertan Aksoy, teşekkür ediyorum. Aksoy Araştırma Başkanı bizle birlikteydi. Hem siyasi yasak, ikinci siyasi yasak talebini konuştuk. Hem de dün ne konuştular sorusu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu zirvesi. Şimdi